Arkadaşlar şu küme A dersinden geçenlerin kümesi olsun. Buradaki küme B dersinden geçenlerin kümesi. Ve bu kümede C dersinden geçenlerin kümesi olmak üzere 3 tane kümemiz var. Şimdi soruda verilen bilgiye göre bu 3 dersin yalnız birinden kalan 11 kişi varmış. O halde bakın bu tanıma uyan bölgeler şurasıdır. Şurası. Çünkü bu kümedeki insanlar A ve B dersinden geçmiştir. C dersinden kalmıştır. O halde bir dersten kalmıştır. Bu kümedeki insanlar A ve C dersinden geçmiştir. B dersinden kalmıştır. Yani bir dersten kalmıştır. Bu kümedeki insanlar da B ve C dersinden geçmişlerdir ve A dersinden kalmışlardır. Ve bu durumda arkadaşlar bu insanlar ne yapmıştır? Tek bir dersten kalmışlardır. Devam ediyorum. Bu 3 dersin yalnız ikisinden kalan 16 kişi vardır. O halde bu tanıma uygun kümeler şurasıdır. Bakın bu kırmızı bölgedeki insanlar A dersinden geçmişler, B ve C dersinden kalmışlardır. Yani 2 dersten kalmışlardır. Bu kümedeki insanlar da B dersinden geçip A ve C'den yani 2 dersten kalmışlardır. Bu kümedeki insanlar da C dersinden geçmişler ve arkadaşlar bu durumda A ve B'den ne olmuşlardır? Kalmışlardır. Yani 2 dersten kalmışlardır. Soruda belirtilen bilgiye göre mavi kısımların toplamında 11 kişi, kırmızı kısımların toplamında 16 kişi var. Arada kalan şu bölgeye X kişi dersek, burası arkadaşlar mevcudu vermelidir. Yani mevcut burada 30 kişi olduğu için bu ifade 30'a eşittir. Dolayısıyla buradan X'in değeri 3 olarak elde edilir. Sorunun doğru yanıtı C seçeneğidir. Arkadaşlar bu tarz soruların çözümünde genel olarak kullanılan yöntem şudur. Buraya erkek öğrencileri, buraya kız öğrencileri yazalım. Buraya arkadaşlar gözlüklü öğrencileri, buraya da gözlüksüz öğrencileri yazarak bir tablo oluşturmaya çalışalım. Soruda verilen bilgilere bakacak olursak, 32 kişilik bir sınıftan kızların 7 tanesi gözlüklü. O halde burada 7 tane kız var. Gözlüksüz kızların sayısı, gözlüklü erkeklerin sayısının 2 katı. Yani burada x tane öğrenci varsa, burada 2x tane öğrenci var. Gözlüksüz erkek öğrenci sayısı nedir? 10'dur. Bu durumda buradaki ifadelerin tamamı toplandığında 17 artı 3x ifadesi elde edilir ki bu da sınıf mevcudu olan 32'ye eşittir. Buradan x'in değerinin ne olduğu görülür? 5 olduğu görülür. X 5 ise bu sınıfta 10 tane gözlüksüz kız vardır. Sınıftaki kızların sayısı sorulmakta. 7 tane gözlüklü, 10 tane gözlüksüz olmak üzere bu sınıfta 17 kız vardır. Doğru yanıt D seçeneğidir. Arkadaşlar okuldaki öğrenci sayısına 100x dersek bu durumda okuldaki erkek öğrenci sayısı ne olacaktır? 70x olacaktır. Okulda 70x tane erkek varsa bu durumda erkeklerin sayısı 70x, kızların sayısı da toplamda 100x olması için neye eşittir? 30x'e eşittir. Arkadaşlar 100x öğrencinin %60'ının spor yaptığını biliyorsam demek ki spor yapan kaç kişi vardır? 60x kişi vardır. Ve bizden burada erkeklerin en az yüzde kaç spor yaptığı sorulmakta. Bu durumda hemen şunu yapmanızı istiyorum. Buradaki 60x insanı buraya paylaştırırken erkeklerin daha az olması için kızların tamamının spor yaptığını söyleyelim. Kızların tamamı spor yaptığında erkeklerin de 30x'i ne yapmalıdır? Spor yapmalıdır. Arkadaşlar sorudaki cümle okunursa spor yapanların en az yüzde kaçı erkektir? Yani bu gruptaki insanların yüzde kaçı erkektir? Bizden bu istenmekte. Arkadaşlar bu grupta toplamda 60x kişi var ve bunların 32'si erkek olduğundan bu ifade neye eşittir? Yüzde soru işareti diyelim. Şunlar gitsin. Bu ikisini böldüğüm zaman burası 1 bölü 2. İçler dışlar çarpımı 2 tane soru işareti ifadesi 100 ise buradan soru işareti ifadesi 50 olarak elde edilir. Doğru yanıt D seçeneğidir. Arkadaşlar bu küme matematikten geçenlerin kümesi olsun. Bu küme fizikten geçenlerin kümesi olsun. Soruda verilen bilgiye göre sınıfta 5 öğrenci bu iki dersin ikisinden de geçtiğine göre burada kaç öğrenci olmalıdır? İkisinin kesişim kümesinde 5 öğrenci olmalıdır. 25 öğrenciden 12'si matematikten geçmiştir. O halde matematikten geçenlerin sayısının 12 olabilmesi için burası 7 olmalıdır. 17'si fizikten kalmıştır. Yani bu durumda arkadaşlar ben şunu söyleyebilirim. Fizikten geçenlerin kümesinin dışında kaç kişi vardır? 17 kişi vardır.
7 kişi buradaysa demek ki 10 kişi de nerede olmalıdır? Burada olmalıdır. Sınıf mevcudu toplamda 25'tir. Toplayın bakalım. 17 ne yaptı? 22 yaptı. O halde burada 3 kişi vardır. Neyi soruyor bize? Sadece fizikten geçenlerin sayısını, yani şu bölgeyi sormakta. O halde doğru yanıt A seçeneğidir. Arkadaşlar bu küme Almanca bilenlerin kümesi olsun. Burası ise Fransızca bilenlerin kümesidir. Bu durumda sadece Almanca bilenlerin sayısı sadece Fransızca bilenlerin sayısının 2 katıymış. O halde burası x ise burasının ne olması lazım? 2x olması lazım. Ve bu durumda arkadaşlar sadece Almanca bilenlerin sayısı sadece Fransızca bilenlerin sayısının 2 katı. Her iki dili bilenlerin sayısının ise yarısıymış. O halde burası buranın yarısı ise burada 4x tane insan vardır. Bu durumda sınıf mevcudu hangisi olabilir diye sorulmakta. Toplamı neye eşittir? 7x'e eşittir. O halde sınıf mevcudu arkadaşlar 7'nin katı olmalıdır. Seçenekler incelendiğinde 7'nin katı olan sadece 35 vardır. O halde doğru yanıt D seçeneğidir. Arkadaşlar sınıfta 100x tane öğrenci olduğunda ve bunların %40'ı kızsa kız sayısı 40x'tir. Erkek sayısı ise bu durumda 60x'tir. Şimdi şöyle bir tablo yapalım. Burası erkekler, burası kızlar. Burası gözlüklü öğrenciler, burası da gözlüksüz öğrenciler olsun. Ne diyor bize? Erkeklerin %20'si, yani 60x ifadesinin %20'si gözlüklüymüş. O halde burada sıfırlar gittiğinde ne elde ediyorum? 12x ifadesini elde ediyorum. Erkek öğrencilerin %12'si, yani 12x'i gözlüklü. O halde arkadaşlar 48x tanesi ne olacaktır? Gözlüksüz olacaktır. Kızların ise, yani 40x ifadesinin ise burada 1 bölü 4'ü gözlüklüymüş. O halde bu ifadenin sonucu da 10x yaptığından kızların 12 tanesi gözlüklü, geriye kalan 32 tanesi gözlüksüzdür. Devamını okuduğumuzda gözlüksüz kızların sayısı, gözlüksüz kızların sayısı 30x'tir. Gözlüklü erkeklerin sayısından, yani 12x'ten 9 fazlaymış. Bu durumda biz 30x ifadesinden 12x ifadesini çıkardığımızda 9 bulmalıyız. O halde 18x ifadesi bu durumda 9 ise x ifadesinin değeri 1 bölü 2'dir. Sınıf mevcudu bildiğiniz gibi arkadaşlar burada 100x'ti. X yerine 1 bölü 2 yazıldığında 100 çarpı 1 bölü 2 ifadesinin değeri 50 olacağından doğru yanıt E seçeneğidir. Arkadaşlar verilen kümelerden B ve C kümesi kesiştirildiğinde elde edilen küme nedir? Sınıftaki kız ve gözlüklü öğrencilerdir. O halde biz sınıfın tamamından sınıftaki kız ve gözlüklü öğrencileri çıkartırsak geriye sınıftaki erkekler veya ne kalacaktır? Gözlüksüz kız öğrenciler kalacaktır. O halde doğru yanıt A seçeneğidir. Arkadaşlar şu küme futbol oynayanların kümesi. Buradaki küme voleybol oynayanların kümesi. Ve burası da basketbol oynayanların kümesi olmak üzere. Buradaki bölgelere isim vermeye başlayalım. Burası A bölgesi, burası B bölgesi, burası C, burası X, burası Y ve burası Z. Burada ne olsun? K olsun. Şimdi arkadaşlar bize soru demiş ki bu gruptan en az bir oyun oynayanların sayısı 25 kişi. En az bir oyun oynuyorsa demek ki A, B, C olabilir. O halde yazıyorum. A, B, C. Bunlar zaten bir oyun oynuyorlardır. En az dediği için İki oyun oynayanları da, yani burada X'e, Y'yi ve Z'yi de bu gruba dahil etmem lazım. Ve en az bir oyun dediği için 3 oyun oynayan K kişiyi de buraya dahil ettiğimizde bunların toplamı 25 yapmaktaymış. Sınıf toplamda 32 kişiydi. Arkadaşlar buradaki bütün elemanların toplamı 25 yapıyorsa bunun anlamı şudur. Demek ki dış bölgede bu oyunların hiçbirini oynamayan kaç kişi vardır? 7 kişi vardır. En az 2 oyun oynayan. En az 2 oyun oynayan kim var burada? X var, Y var, Z var ve K var, değil mi? Çünkü K burada 3 oyun oynuyor ve bunların toplamı da 18 yapmakta. Şimdi yukarıdaki ifadeyle aşağıdaki ifade kıyaslandığında şu kısmın zaten ne olduğunu biliyorsunuz, 18 olduğunu biliyorsunuz. O halde buranın toplamı ne yapmalıdır? 7 yapmalıdır. En çok bir oyun oynayan, yani hiç oynamayan 7 kişi ve bir oyun oynayanlar. A, B ve C. Bunların toplamı sorulmakta.
O halde a artı b artı c artı 7 ifadesinin değeri şurası 7 olduğundan 7 artı 7'den 14 olarak elde edilir. Doğru yanıt B seçeneğidir. Arkadaşlar bu küme futbol oynayanların kümesi. Bu küme ise ne olsun? Voleybol oynayanların kümesi olsun. 12 kişi futbol oynamaktaymış. Şöyle yapalım. Bu bölgelere isim verelim. X, Y, Z ve dışarıda arkadaşlar ne olsun? K olsun. Yani iki sporda yapmayan K kişi bulunsun. Bu durumda futbol oynayan sayısı X artı Y'dir. Ve bu sayı da 12'ye eşitmiş. Voleybol oynayanların sayısı da bu durumda Y artı Z olmalıdır. Ve bunların toplamı da 8 olmalıdır. Bu sınıfta bu sporlardan en az birini oynayan 18 kişi vardır. Yani en az birini oynayan kimdir? X'tir, bir tane yapıyordur. Z'dir, bu da sadece voleybol oynuyordur. Y ikisini birden yaptığı için o da bu gruba dahildir ve bunların toplamı 18 olmalıymış. Arkadaşlar eğer ki futbol ve voleybol oynayanların toplam sayısı 18 ise ve sınıfta toplamda 24 kişi olacaksa bunun anlamı şudur. Demek ki K sayısı neye eşittir? 6'ya eşittir. Neyi soruyor bize? En çok birini oynayan. Yani ya hiç oynamayacak K kadar ya da sadece futbol oynayacak X kadar ya da sadece voleybol oynayacak yani Z kadar. Bizden bu ifadenin toplamı istenmekte. Arkadaşlar biz neyi biliyoruz? K ifadesinin 6 olduğunu biliyoruz. Peki x ile z'nin toplamını ben burada nasıl bulabilirim? X ile z'nin toplamını bulmak için şuraya bakarsak buradan bir şey gelir mi? X ile z'nin toplamını bulmak için bakın burada x artı y ifadesi neye eşittir? 12'ye eşittir. 12 ile z'yi topladığımda 18 yapıyorsa z'nin değeri 6'dır. Peki z'nin değerini 6 olarak biliyorsam y'nin değeri 2. Y'nin değeri 2 ise x'in değeri nedir? 10'dur. Bu durumda arkadaşlar biz burada x yerine 10 yazarsak 10, 6 ve 6 toplamları ne yapar? 22 yapar. O halde doğru yanıt D seçeneğidir. Arkadaşlar burada bakın iki kümeyi çiziyoruz. Birisi matematikten başarılı öğrenci sayısı, birisi de fizikten başarılı öğrenci sayısı olsun. Matematik ve fizik diyelim. İkisinden başarılı öğrenci sayısı burası. Yani ikisinden de başarılılar 2x artı 9 ise buraya 2x artı 9 yazacağız. 9 yazacağız. Matematikten başarılılar 7x artı 10 ise 7x artı 10'dan 2x artı 9'u çıkarırsak yalnız matematikten başarılılar kalır. 7x artı 10'dan 2x artı 9'u çıkarırsak 5x. Çıkarttığımız zaman 10 kalabilmesi için burası da 1 olur. Çünkü topladığımız zaman 5x ile 2x'in toplamı 7x'tir. 1 ile 9'un toplamı da 10'dur. Evet, fiziğin toplamı 3x eksi 5 ise 3x eksi 5'ten 2x artı 9 çıkarsak yani eksi 2x eksi 9 yazarsak x eksi 14 tane sadece fizikten başarılı olanların sayısı olur. Toplam mevcut ise bu kümenin toplamıdır. Hepsidir. Topladığımız zaman buradan 7x, x daha 8x gelecektir. Artı 1 artı 9 daha artı 10'dur. 10 eksi 14 de eksi 4'tür. 8x eksi 4'ün toplamının 60 tane öğrenci olduğu verilmiş. Toplamı 60 öğrenciye eşit. Eksi 4'ü diğer tarafa atarsak 8x 64'e eşit. X değerimiz de 8'dir burada. X değerimiz kaçtır deniliyor? X değerimiz 8'dir. Cevap A seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. Arkadaşlar bu küme matematikten geçenlerin sayısı, matematikten geçenlerin kümesi. Bu küme Türkçeden geçenlerin kümesi olsun. Soruda verilen bilgiye bakılırsa her iki dersten de kalan 5 kişi var. Yani hem bu dersten kalan hem de bu dersten kalan 5 kişi varsa demek ki bu kümelerin dışında burada bir yerde 5 kişi olmalıdır. Bu 5 kişi hem matematikten kalmıştır hem de Türkçeden kalmıştır. Devam ediyorum. Arkadaşlar buraya x, buraya y ve buraya z dediğimizde şunu söyleyebilir misiniz? X'in, y'nin ve z'nin toplamı ne yapmalı? Sınıf mevcudu 26 olduğundan ve bu 26 kişinin 5'i burada olduğundan bunların toplamı 21 yapmalı. Şimdi diyor ki Türkçeden geçenlerin sayısı. Türkçeden geçenlerin sayısı y artı z'dir. Türkçeden geçenlerin sayısı hem Türkçe hem de matematikten kalanların sayısının 3 katıdır. Hem Türkçe hem de matematikten kalanların sayısı 5'ti. O halde bu ifade 3 çarpı 5'ten neye eşittir? 15'e eşittir. O halde y artı z ifadesi burada 15 ise
x'in değeri nedir? 6'dır. Evet, biz burada arkadaşlar ne yapmış olduk? X'in değerini 6 olarak tespit etmiş olduk. Devam ediyorum. Yalnızca matematikten geçenlerin sayısı, yani bu durumda 6'dan bahsediyor. Her iki dersten de geçenlerin sayısının 2 katıdır. Yani 6 ifadesi y sayısının 2 katıysa o halde y ifadesi buradan neye eşittir? 3'e eşittir. O zaman buraya da ne yazmalıyım? 3 yazmalıyım. Bu durumda arkadaşlar y ifadesi 3'e eşitse z'nin değeri de bu ikisinin toplamı 15 yapacağı için 12 olmalıdır. Buranın da 12 olduğunu biliyorum. Neyi soruyor? Her iki dersten geçen kaç kişi vardır? Yani 3'ü soruyor. O halde doğru yanıt B seçeneğidir. Arkadaşlar İspanyolca bilenlerin tamamı Almanca bilmekte. O halde burada şunu söyleyebilir miyiz? Eğer ki Almanca bilenlerin kümesi bu ise İspanyolca bilenler Almanca bilenlerin bir alt kümesidir. Çünkü bu durumda İspanyolca bilenlerin tamamı Almanca bilenler kümesine dahil olacaktır. Devam edelim. Fakat arkadaşlar bu arkadaşlar İtalyanca bilmemekteymiş. Bu arada şuraya is yazalım ki İspanyolca olduğu belli olsun. Bu durumda arkadaşlar şunu söyleyelim. Burada da arkadaşlar bir küme daha olsun. Ayrık bir küme. Bu kümede İtalyanca bilenler kümesi olsun. Devam ediyorum. Arkadaşlar burada ne diyor bize? Almanca bilenlerin sayısı İtalyanca bilenlerin sayısına eşittir. Yani burada bu büyük kümeyle yani Almanca bilenler kümesiyle İtalyanca bilenler kümesinin sayısı birbirine eşittir. Yalnız Almanca bilenler şurasıdır 20 kişi. Yalnız İtalyanca bilenler 30 kişi. O halde arkadaşlar bu iki kümenin eleman sayısının birbirine eşit olması için İspanyolca bilenlerin sayısı ne olmalıdır? 10 kişi olmalıdır. Sorumuzun doğru yanıtı E seçeneğidir.